40 dakikada bitti. 40 dakikada itfaiye geldi. Ateşiye de saat kaçta oldu? Çeşme yok. Saat kaçta oldu? 2'de bir başladı. Ha. 2'de benim bildiğim saat 4.30'a kadar sürdü. 2.5 saat söndürememedi. 2.5 saat. Kaç tane ev yandı? 7 hane. En son buradan işte 2 hane kaldı yanmaya. Ondan sonra anda söndürdük. Tamam aldı o zaman. Rica edeyim. Şimdi taraftan taka taka geldim. Tamam sen oradan başla o zaman. Bunları bana mı unuttun ekle? Bunu daha katlıyoruz. Komple katlıyoruz. Bu yalıtım. Yalıtım. Soğuk sıcak mesela. Ha. Şurası kaldırıyor, şurası. Ha. Ha. Şu an. Ayşe. Tamam, burası tamam. Burası tamam. Borlu havamış şurada. Tut bakalım. Şu ışık. Şu kenarları bağlayayım da. Alttan şöyle, şöyle bir yapalım. Şöyle yatırın. Tamam. Bu sabah ayaklarını alayım. Güzel mi? Çek.
Hadi. Arzun abi niye böyle geldi ya? Kenarları bağlayalım da. Ha? Çok geldi. Niye geldi? Ben bağlantıları şey çekecekler. Kendini açılacaklar. Evet, İzlik Kızılay Şube Başkanımız Mustafa Aydın. Evet, buradaki çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz? Şimdi dün akşam yaşanmış olan bu felaket, yangın felaketinde bugün gün içerisinde öğlene doğru haberimiz oldu. Kaymakamlık kanadıyla ve Eşilcan Mahallesi muhtarımız sayesinde bilgimiz oldu. Onun sonrasında kendi imkanlarımızda bulunan ilk önce battaniye ve erzak yardımlarımız. Elimizdeki çadırlardan yardımlar yaptık depo maliyeti kullanmaları için. Onun sayesinde de İstanbul MUFOM'la görüşmelerimiz neticesinde yazlık kışlık çadır, tamamen şu an kış şartlarında bacalı sistemli 16 metrekare kışın rahatla kalabilecekleri şekilde çadırlarımızı hemen getirip kurmaya başladık. 4-5 saat gibi kısa süre içerisinde çadırlarımızın hepsini oluşturup teslim edeceğiz. Yani Kızılay, Kızılaylı'nı bugün gösterdi her şeyiyle. Çalışmalarımızın semeresini aldık, faydasını aldık. İnşallah bu akşam herkes sıcak evinde yatacak. Toplam kaç tane çadır olacak burada? Toplam 10 çadırımız olacak. 9 veya 10 çadırımız kurulacak. Çadırlarımızın içerisinde ikişer tane yatak. Her yatakların üzerinde battaniyeleri, ikişer tane battaniyeleri. Artı mutfak setimiz olacak. Ocakları, diğer malzemeler olacak şekilde. Yani her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeyi bu akşam vereceğiz. Hepsi bu akşam evinde kalacaklar. Bak şurada tek kişi. Teşekkür var ediyorum. Canan Hanım'a. Öyle değil. Öyle değil. Bravo. Orası doğum. Bunun altında şeyi var, zemini var. Baca deliğimiz. Sıcak soğuk yer altında bunun kenarı çadırımız. 16 metrekare. Bundan ne olacak abi? En kısa zamanda yapılan, yapılan bu şeyde 5 saat içerisinde. Yani. Bitmiş bir olay. Bitmiş bir olay. İnşallah beğenirler. İnşallah. Ya beğendiğiniz bu güzel, ya. Mükemmel. Evet, onların da yorumlarını olur. Sizin de yorumunuz olur. Ne oldu? Beğendiniz mi? Nasıl gidiyor? Gelin bakalım. Bir bakın. Gelin. Çok güzel abi ya. Harika. Güzel mi? Evet. Tamam bu akşam yerleşeceksiniz. Bu akşam yerleşeceksiniz. Kışı geçireceksiniz istediğiniz gibi. Bu arada evlerinizde yaparsınız. Evet abi. Biz Kızılay olarak elimizden gelen bu. 5-6 evet, saatte yapabileceğimiz olan bu. Allah bir kere razı olsun. Paramız kaldı, turamız kaldı. Tamam, onlar işte. Onlar da konuşacağız. Onlar da olacak. Onlar da olacak inşallah. Olacağız. Onlar da kaymakamlıkla konuşacağız. Yapacağız onları da inşallah. Kısa zamanda bu geldi ya. Buna şükredin. Soğukta kalmayın. Bu gece başınızı sokacak bir yer bulduk. Hay. Yani buna da şükür. Kolumuzda çocuğumuzda bir şey yok. Yani gene sağ olsun Kızılay yanında yetişti. Allah razı olsun. Burada başladı işte. Gece. Gece. Çıktığımızda baktık zaten her taraf alev almış. Bizim yapacağımız da bir şey yoktu. Suyumuz yoktu. Ufak bir yangındı zaten baştan yani. Bir su çeşme falan bir olsaydı müdahale etmeye imkanımız olurdu ama olmadığı için kulumbadan kovalarla su çekmeye çalıştık. O da olmadı. İtfaiye geç geldi. Yani burada herkes panik halindeydi. O yüzden yani böyle bir durum yaşandı. Evet. Kuvvetli rüzgar da vardı. Çok lodo yani. Kuvvetli rüzgar vardı. O yüzden savurdu zaten. Biz müdahale edemedik yani. Kaç dakika, ne kadar sürdü yandı evler? Yani yangın aşağı yukarı 2-2,5 saat sürdü. Tamamı sönmesi 2 saat sürmüştü. Peki. Tam oraya getir bakalım, oraya getir, buraya. Heh. Buraya koşalım, daha iyi olmaz mı daha bu çapraz? Şöyle çapraz gidiyoruz ya. Kişileri gelsin bakalım, şu isim sahibi olanları şurada bir toplayalım. Mehmet amca! Kanakları imza atalım. Aynen Mehmet amca! Kanaklarını hazırla abi, hemen imza atalım. Bu işimiz bitsin. Bu 9 kişi miydi? Serdar gel. 8 kişi. Babamları çağır. Şu 8 ailenin bir tane temsilcileri. Yürü ev sahibi abimi çağır. Çağıralım. Yürü. Gel Kenan. Dur git çağır babamları da çağır. Gidin çağır hadi. Nazlı Atalay. Tamam. Sabahat Atalay. Gel. Savaş Atalay. Gel. İsmail Tutaner. Kenan Tutaner, Serdar Tutaner, Reşat Tutaner. Tamam. Durmasın burada ya. Savaş Atalay geldi. Geri kalanlara bir gitsin. Tamam çekilsin bir çekilsin. Protokol imzalayın. Bir hepsi gelsin buraya. Senin de Sabahat Atalay, Nazlı Atalay benim. Senin Nazlı Atalay, Sabahat Atalay. He. Savaş Atalay. Savaş Atalay, İsmail Tutaner, Kenan Tutaner, Serdar Tutaner, Reşat Tutaner. Bir kişi daha var. Bir kişi daha var. Kim var? Bayan ismi vardı. Soy ismi farklı da onda. Şey galiba. Ümit. Ümit o zaman. Ümit Duman mı neydi? Evet, Duman. Duman. Ha. Yani onu da yazalım. Ümit. Evet. Gelsin buraya bak. Abi sen çadır almıyor musun? Al. Sen de yazmışlar Can. Gelsin abi şimdi buraya baksana.
Kim o? Ümit mi bu? Ümit abi. Senin evin sağlam mı Ümit? Benim abi oturacak şekilde. Tamam. Benim oturacak. Başka şekilde. Kim var şimdi bunların haricinde? Bir kişi daha vardı. Nazlı Atalay, Sebahat Atalay, Savaş Atalay, İsmail Tutaner, Kenan Tutaner, Serdar Tutaner, Reşat Tutaner. Başka yok ya. Başka yok mu? 7 kişi mi? Evet abi. 7 kişi. 7 kişi daha var. Yok 7 tane abi. 7 tane. Yine var. Ümit de 8 kişi. Ben de 8 benim oturacak. Ben toparladım. Yaptım yani oturacak şekilde. O şey yok. Bu 7 kişi. 7 tane yani. Fakat şunu belirtmek istiyorum. Burada var. Kablom yandı. Ben orada bir ak talep etmek istiyorum ben ha. Çatım var ya abi. Çatım yanık abi onu. Yanık onu biliyorlar ya. Söyledim ben yazdırdım. Nasıl oturacaksın orada yanık çatıda? Çok değil. Fazla değil. Ya bu kendisi oturabilir. Biraz sonra bari. Evet yani. Uzmanlığı var. Doğru lan benim yüzümde yok. Savaş Tutaner. Hoca Taner. İsmail Tutaner. İsmail Tutaner. Tutaner. Yorulmadı mı? Yok yok. Kenan Tutaner. Evi yanmayan mı sebep? Aydın abi. Al, yazdır şimdi. Evet, Serdar Tutaner. Tamam mı? Çocuğun yok mu çocuk ya? Ben varsa da evim batı olacak şekilde. Ondan ben bilmem. Reşat Tutaner. Çatım yok oğlum. Ben senin halini bilmem. Ya çatıya soktum karton marton bir şeyler. Şimdi bir kapatalım. Günaydın Palabıyık. Günaydın Palabıyık. Günaydın Palabıyık. Peki açıkta aç böyle var mı burada evi çok perişan. Nazlı arkadaşlar mısın? Ya kardeş bizim orayı ya. Ozan yazıyor. Annem hastanede yoğun bakıyordu. Kafanı yerine de atsan. Yanmamıştır ama berbat. İki sıra. Savaş Atalay. Savaş Atalay. Savaş gel oğlum. Savaş Atalay. Kat bakalım yüze Savaş. Böyle nişan var mı? Şu işe doğru. İsmail Tutaner. Onlar da çadırda uyandı işte. Şuraya. Kenan Tutaner. Kenan Tutaner. Evet, devam et Kenan. 7 tane var. 7-8. Sedat benim çadırdım. Serdar Tutaner. Ben işte o durumdayım. Devam et Serdar. Reşat Tutaner nerede? Reşat sende. Mustafa. Günaydın. Aynen çadırda duruyormuş bak. Kim? İzzet abi. Gel. Günaydın. Günaydın. Abi. Gel bakalım. Sen de yüzden abi. Abi. Kapama ya. Buyur hocam. Tamam. Naylondan. Evler yapıldıktan sonra çadırlar geriye teslim alınacak. Geriye alınacak yani. Tabii. Çadırlar geri alınacak. Zimmet yapılıyor. Bunlar şu anda zimmet ediliyor. Eğer bunlar da problem çıkarsa Zülküm. Zülküm. Onları şuraya getirdik. Zülküm. Efendim. Buyur abi. Serhat abi. Zülküm. Abi. Beyler, bak bu isimleri yazılı olanlar bir nüfus kağıtlarının fotokopilerini getirsinler. Ethem, Muhtar. Muhtar. Muhtar nerede? Ethem. Ethem. Ethem abi. Ethem. Bak nerede bak. Yeşil camlıkları. Muhtar gel. Gel Ethem buraya. Muhtar, sana sen de bir imza. Mürün yanında mı? Mürün. İş yerinde. Tamam. Tamamdır. Bir eksiğimiz yok. Kalem hocam da